Ne ile övmek yani? Ya sadece övmek mi hamd etmek? Yapılacak olan. Övmek ve boyun eğerek. He, Allah Teala'yı, tamam mı? Hamd edilen, hamda layık olan isim ve sıfatlarıyla ne yapmak? Övmek ve överken de ona ne duymak? Sevgi ve tazim duymak. Yani sadece hamd etmek, onun sıfatlarını zikretmek değil. Ona tazim ederek, onu tazim ederek, yücelterek, onu severek hamd edilecek olan, hamda layık olan sıfatlarını, vasıflarını yapmak, söylemek. Yoksa bir kişiye diyelim ki sevmiyorsunuz, onu yüceltmiyorsunuz ama onun hoşuna övülmeye layık, övgüye layık sıfatları var. Sizlerin onun bu övgüye layık olan sıfatlarını zikretmeniz hamd olur mu? Olmaz. Ne olur? Ona ne denir? Sena etme, medh etme denir. Yani diyorsun ki fulanın, sevmiyorsun o adamı, fulanın eli açıktır. Dediğin zaman ona hamd etmiş olur musun? Yani ona hamd etmiş olur musun? Olmazsın. Ancak işte fulan benim arkadaşım, sevgili dostumun eli açıktır dediğin zaman ona olmuş olur. Bunun, onun bu sıfatıyla zikretmen ne olmuş olur? Hamd olur. Şey olarak. İşte biz de Yüce Allah'ı hamd etmek derken hamd ediyoruz. Elhamdülillah derken bundan neyi kastediyoruz? Onun hamda layık tüm sıfatlarıyla zikredilmesi ve bunu zikrederken de ona karşı duyacağımız muhabbet ve tazim. İşte hamdın manası bu. Buradaki elhamdülillahi dedik. Buradaki eliflam ne dedik? Bütün hamdın, yani hamd edilecek tüm hamda layık olacak tüm övgüler Allah'a aittir dedik. Ondan sonra şehadet dedik. İşte eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh dedik. Bunu açıkladık. Şehadet nedir Üstad Bülent? Olmak, neye şahit olmak? İnsanın Allah'ın varlığını, insanın kabul ederek ve inanarak, tamam mı? Kalbinde olanı diliyle ne yapması? İkrar etmesi. Yani bir insan inanmadan, inanmadığı şeye şahitlik eder mi? Etmez. Şahitlik etmiş olmaz. Yani bir insan kalbiyle inanmıyor ve şahadet ederim ki şu şöyledir demesi onun şahadet etmiş olduğunu göstermez. Şahadet nasıl olur arkadaşlar? Kabul ederek. Kalben kabul ederek. O kabul ettiğini dil ile söyleyerek ne yapmak? Onu ilan etmek, haber etmek. Buna biz ne diyoruz? Şahadet. Biz derken eşhedü en la ilahe illallah derken bu şahadetin içerdiği mana budur. Kalben inandığın ve o inandığını ne yaptığın, dil ile söylediğin şeyi ne yapıyorsun sen? Haber veriyorsun. Bunu ilan ediyorsun dedik. Sonra dedik ki peygambere salat olsun. Allah peygamberine salat etsin dedik. Resulüne, elçisine salat etsin. Neydi Allah'ın peygamberine salat etmesi? Bu ne demek? Yani biz bir şeyler konuşuyoruz ama Müslüman olarak bunların ne manaya geldiğini zaman geçtikçe, belki de söyledikçe veya en baştan olarak bunu bilmedikçe, cahil kalarak söylediğimiz şeyin manası düşünmeden söylüyoruz. Diyor ki sallallahu ala rasulihi ve selleme teslimen kesira diyor. Allah Resulüne salat etsin. Ne demek salat etsin? Kadir? Allah Resulünü ne yapsın? Övsün. Ve selleme teslima. Ve ne yapsın tekrar? Selleme teslima. Ne yapsın onu? Selleme teslima. Ne yapsın onu İlker? Onu salim kılsın. Onu sağ salim kılsın. Nelerden sağ salim kılsın? Onun şanını eksik düşürecek. Adını eksik düşürecek. Küçük düşürecek. Her şeyden ne yapsın onu? Salim kılsın. Bunu umuyoruz. Allah'tan bunu istiyoruz. Selleme teslimen mezide. Bu Şeyhülislam İbn Teymiye'nin kitabına başladığı mukaddimenin neydi? Kısa bir şerhiydi. Bu şekilde başlamıştık. Bundan önce, bu mukaddime geçmeden önce neye değinmiştik arkadaşlar? Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri yeryüzüne gönderiliş amacı olan, gayesi olan hedefe değinmiştik. Neydi o Hasan? Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Allah insanları ve cinleri ne için yarattı? Sadece ona ibadet etsinler diye yarattı. Sonra dedi ki Allah'ı birlemek, tevhid etmek nedir? Evet. Tevhid. Allah'ı hak ettiği konularda, hak ettiği şeylerde birlemek. Allah ne, hangi konularda hak edilmeyi birlenmesini hak eder? Hangi konularda birlenmeyi hak eder Allah-u Teala? Allah-u Teala rububiyetinde birlenmeyi ne yapar? Hak eder. Rububiyetinde birlenmeye layıktır.
İkincisi tekay ibadette, yani uluhiyette onu birlemek. Üçüncüsü Üstad Bülent, isim ve sıfatlarda onu birlemek. Rububiyet nedir? Tolga, rububiyette birlemek yani onun neyde birlemek, rububiyette nedir yani? Biz bunu söylüyoruz. Nedir o? Evet. Hasan? Rububiyet. Yani Allah'ı rububiyette birlemek nedir? Onu kendi fiillerinde birlemek. Yani Allah'ı kendi fiillerinde birlemeye biz ne diyoruz? Rububiyet. Yani Allah'ın hangi fiillerinde biz Allah'ı birliyoruz? Üstad Latif? Dünyanın yönetilmesinde. Başka? O onunla giriyor işte. Gece gündüz olsun. Başka? Allah'ı ne yapmadı biliyoruz? Yaratmada biliyoruz. Başka? O da yönetmeye giriyor zaten. Ne yapmadı? Maliki olmadı. Dünyanın ve alemin, kevnin sahibi olmadı. Yani bu üç şeyde Allah'ı biliyoruz. Allah yaratıcıdır. Allah dünyayı ve alemi, kevni çekip çevirir, yönetir ve sahibidir. Bu üç şeyde Allah'ı biliyoruz. Bu üç şeyde Allah'ı birlemeyen insanlar oldukça çok mu olur, yoksa az bir topluluk mu olur? Tarih boyunca insanlığın var olduğu sürece bunlar, bu tevhidin bu kısmıyla Allah'ın yaratıcı olduğu, Allah'ın yönetici olduğu, Allah'ın sahip olduğu konularda, yani rububiyet konusunda insanlar arasında ilk çağdan bugüne kadar bunu inkar edenler oldukça çok mu olmuştur, yoksa insanların çoğu bu kısmı kabul etmişler midir? Sıkıntı çıkmayan bir konu. Yani insanlar dünyaya gelir gelmez fıtratları itibariyle, Allah-u Teala'nın onları yaratılış itibariyle insanlar genelde bunu ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Delil olarak kim de bir delil söyleyebilir Kur'an-ı Kerim'den? Evet. Onlara sorsan gökleri yeri kim yarattı desen, onlar aziz valim olan Allah yarattı. Evet, onlara sorsan, yani kim onlar? Müşriklere. Yani Müslüman olmayanlara, yani Allah'ın peygamberinin getirmiş olduğu davete yani icabet etmeyenlere eğer sorsan yeri ve göğü kim yarattı desen, onlar ne derler? Allah. Aziz ve alim olan Allah. Allah yarattı derler. Yani onlar Allah'ın yarattığını, Rab olduğunu, bu tevhidi hak ettiğini ne yapıyorlar? Biliyorlar ve kabul ediyorlar, ikrar ediyorlar, bunu söylüyorlar. Dediğimiz gibi وَلَاِنْ سَأَلْتَوَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Onlara sorsan yeri ve göğü kim yarattı? Güneşi ve ayı sizin hizmetinize kim sundu? Ne derler? فَيَقُولُنَّ اللّٰهُ. Allah derler. Yani rububiyeti ne yapıyorlar adamlar? Kabul ediyorlar. Demek ki buna inanmak, başlı başına sadece buna inanmak kişi ne yapmaz? Müslüman yapmaz, mümin yapmaz. Yapmış olsaydı o insanlar ilk önce Müslümanlar safında, müminler safında sayılanlar olurdu. Demek ki Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde, kendine ait olan fiillerde birlemek kişi için ne değildir? Yeterli değildir. Onun için adam diyor ki, anlatıyor böyle, işte diyor Rus astronot aya çıktığında demiş ki, şu an anladım ki, bildim ki bu dünyayı bir yaratan var. Yani bu adam aya çıkması gerekiyormuş demek ki bunu bilmesi. Halbuki insanlar zaten bunu ne yapıyordu? Biliyordu. Mekkeliler, Ebu Cehil, Ebu Talib, Ebu Leheb, onların peşinde giden müşrikler, hepsi zaten aya çıkmadan da bunu ne yapıyorlardı? Yani biliyorlardı. Böyle bir yani kişinin zorlamasına, çaba sarf etmesine bunu öğrenmek için gerek yok. Peki Allah'ın birlenmeyi hak ettiği başka bir tevhid var. O da ne dedik? Tevhid el-uluhiyye. Yani Allah-u Teala'yı kulların ne yapması? Neyde birlemesi? Kişilerin Allah'a yaptıkları ibadetlerinde, yani kişilerin kendi fiillerinde ne yapmaları? Allah-u Teala'yı birlemeleri. Aleyküm selam. Yani kişilerden sadır olan, insanlardan sadır olan, insanların yaptığı her türlü fiil, her türlü eylem, her türlü sözde ne yapmaları kişiler? Bunları sadece Allah'a halis kılmaları. Buna da biz ne dedik? Uluhiyet tevhid dedik. La ilahe illallah'ın da ifade ettiği tevhidin ne olduğunu söyledik? Uluhiyet tevhidi olsaydı. Yoksa la ilahe illallah demek Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek değil. Ne demek? Allah'tan başka ibadete layık, ibadetin yönetileceği,
ibadetin yapılacağı başka bir ilah yoktur. Yani önce nef ediyorsun, sonra ispat ediyorsun. Hatta Mekkeli müşrikler bunu duyduklarında ne diyorlar? اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ يَسْتَكْبِرُونَ Mekkeli müşriklere la ilahe illallah dendiğinde ne yaparlar? يَسْتَكْبِرُونَ Büyüklenirler. Derler ki bizler şair ve mecnun olan bir adam için mi Rablerimizi mi terk edeceğiz diyorlar? Yaratıcılarımızı mı terk edeceğiz diyorlar? Yoksa ibadet ettiklerimizi mi terk edeceğiz diyorlar? İbadet ettiklerimiz terk edeceğiz. Yani Mekkeli müşrikler la ilahe illallah denilince ne anlıyorlar? İbadet ettikleriniz ilahları ne yapın? Terk edin. Onlar böyle doğru anladıkları için ne diyorlar? Bizler şair ve mecnun, deli olan bir adam için Allah'la beraber ibadet ettiğimiz, yani yaratıcı olarak kabul ettiğimiz, bu dünyayı çekip çeviren olarak kabul ettiğimiz, güneşi ve ayı bize bizim hizmetimize sunduğunu kabul ettiğimiz Allah'la beraber ibadet ettiklerimiz ilahları bu şair ve deli olan adam için mi bırakacağız diyerek buna tepki gösteriyorlar. Yani diyorlar ki biz kesinlikle Lata, Menata, Uzay'a ve onun dışındaki ilahlara el açmamızı, onların şefaatini talep etmemizi, onlardan yardım istememizi, gidip yanlarında kurbanları kesmemizi ne yapamayız? Bir şair, bir deli için bırakamayız. Zira biz bu ibadetleri yaparken kastımız zaten o saymış olduğumuz ilahlara ne yapmak değil? İbadet etmek, tapmak değil. Bizim bundaki kastımız yaratıcı, dünyayı çekip çevirici ve dünyanın sahibi olan Allah'a bizi ne yapmaları? Yaklaştırmaları. Yoksa bizim amacımız ve gayemiz onlara ne yapmak? Direkt ibadet etmek değil. Bizi o Allah'a daha da yakınlaştırmaları. O zaman tevhidin bu kısmında, yani tevhidin uluhiyet kısmında görüyoruz ki problem burada çıkmış. Yaşanan sıkıntı, insanların aile ve akrabalarına düşman olduğu, yurtlarından hicret ettiği, birbirlerinin boynuna kılıç çektiği tevhidin kısmı bu kısım. Yani tevhidul uluhiyye. Daha sonra geliyoruz isim ve sıfatlar tevhidine. O da ne dedik? Ki biraz sonra açıklayacağız, o konuya değineceğiz. Allah'ın isim ve sıfatları, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın ve Peygamber'in sünnetinde Allah için söylediği, Allah'ı isimlendirdiği isimleri ve sıfatların tümünü tahrif etmeden, ta'til etmeden, tekyif etmeden ve teşbih etmeden ne yapmak? Kabul etmek. Allah-u Teala'nın, tekrar söylüyorum, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberinin sünnetinde Allah'ı isimlendirdiği ve vasfettiği tüm isim ve sıfatlarla tahrife gitmeden, ta'tile gitmeden, tekyife gitmeden ve teşbihe gitmeden onların tümünü ne yapmak arkadaşlar? Kabul etmek. Peki tevhidin bu üç kısma ayrıldığını gösteren delil nedir? Elimizdeki delil nedir? Yani tevhid üçe ayrılır diyoruz. Hep bunu söylüyoruz da. Bunun delili nedir İdris? Yani neye binaen bunu söylüyoruz biz? Dayanağımız ne? Dayanağımız ne bu konuda? Yani neye binaen? Delilimiz ne? Mehmet? İstikrar. Bundaki delilimiz istikrar. Ne demek istikrar? Yani alimler araştırmışlar. Hı. Üç tane konu başlığı. Yani biz Kur'an'daki ayetlere, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerine baktığımızda bu üç kısımdan başka, yani Allah-u Teala'nın birlenmeyi hak ettiği bu üç kısımdan başka bir dördüncü kısım daha bulamıyoruz. Böyle bir şey yok. Buna örnek olarak ne dedik? Arap dilinde kelimenin, yani kelimelerin üçe ayrılması dedik. Yani Arapçada ya isim vardır, ya fiil vardır, ya da edat vardır. Yani isim, fiil ve edat. Aklınıza getirebileceğiniz her kelime Arapçada bu üçünden birisi olmak zorunda. Dördüncü bir kısım yok. Dördüncü bir kısmı çıkarmak isteyene odri, meydan diyoruz. Mesela sorsa kırmızı. Nedir Arapçada kırmızı? İsim midir, fiil midir, edat midir? Kırmızı isimdir. Vurdu nedir? Fiildir. Ne edatı? Soru edatı da edattır. Yani dördüncü bir kısım yok. İşte tevhidin de dördüncü bir kısmı yok. Ancak ezberlemenizi istediğim bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. O ayette bu tevhidin üç kısmı da var.
Zaten hepinizin okuduğu bir ayet var, bir surenin ilk üç ayeti. Onu okuyoruz sürekli. Bakın. Kul e'udu bi rabbin nas. Kul e'udu bi rabbin nas. Ey insanların Rabbi de. De ki Rabbin nas. Burada hangi tevhidin kısmı var? Rububiyet. Melikin nas. İnsanların neyi? Sahibi, meliki. Burada hangisi var arkadaşlar? İsim sıfat. Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Melik. İlahin nas. Burada ne var? Uluhiyet tevhidi var. Yani insanların ibadet ettiği ilah. Bunu herkes biliyor. Bunun dışında bir ayet var. O ayeti ezberleyecek haftaya. O da Meryem suresi 65. ayet. Diyor ki Allah-u Teala Meryem suresi 65. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma. Var mı Kur'an yerimizde? Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma fa'budhu vastabir vastabir li ibadetihi fa'budhu vastabir li ibadetihi vastabir li ibadetihi. هل تعلم له سميا؟ Evet, ayet bu arkadaşlar. Diyor ki Allah Teala, bakalım ayete. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma. Göklerin ve yerin ve o ikisi arasında olanların Rabbi. Rabbus semavati vel ardi وَمَا بَيْنَهُمَا. Gökyüzü ve yer ve onun ikisinin arasında olanların Rabbi. Ne olmuş? Peki, فَعْبُدْهُ. Ona ibadet et. Burada ne var arkadaşlar? Uluhiyet var, ibadet. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. Ona ibadet etmede ne yap? Sabırlı ol, sebat et. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Semî, yani adaş, benzer. Ona isim ve sıfatlarını eş. Biliyor musun diyor. Onun var mı? Biliyor musun? Burada ne var? İsim ve sıfat tevhidi var. Yani bir ayette ne olmuş? Üçü zikredilmiş. Aynı şekilde Fatiha'ya baktığın zaman arkadaş, Fatiha'ya baktığın zaman Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ne var burada? Rububiyet tevhidi var. Hamd, övgü sadece tüm çeşitleriyle Allah'a mahsustur. Bu Allah Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan. Burada ne var arkadaşlar? Rububiyet. Maliki yevmiddin. Din gününün maliki. Burada ne var? İsim sıfat. Allah'ın isim sıfatlarından bir tanesi nedir? Malik. Hem melik. Hem melik hem malik. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz. Burada ne var arkadaşlar? Uluhiyet tevhidi. Onun için bakın Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha ve Kur'an'ın son suresi olan Nas. Her ikisinde de ne var? Tevhidin üç kısmı da var. Ama tabii kime? Görenlere. Evet, bugün inşallah dersimize, yani kitabın metnimize geçebiliriz. Ezberleyen var mı? Evet, oku bakalım Ömer. Metnul akidetul vasitiyye. Akidetil vasitiyye. Akidetil vasitiyye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ertele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı.
yuhirahu ala'd-dini kullihi ve kafa billahi şehida ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ikraran bihi ve tevhida ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi sallama teslimen mezida amma ba'd. Evet, başka bir söyleyen var mı arkadaşlar? İlker. Metnul akidetil vasıtiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu bilhuda ve dînil hakkı liyuzhirehu aleddîn kullihi ve kefâ billahi şehîden. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke lehu ikraran bihi ve tevhîden. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen mezîden. Amma ba'd. Evet, başka? Ezberleyen yok başka. Tamam, bu bilmiyor yani. Evet. Bravo arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimiz emma ba'd. Emma ba'd, daha önce geçen derste de zikrettiğimiz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hutbelerinde, sohbetlerinde söze başlarken söylediği bir kelimedir. Emma ba'd, yani bundan sonra. Birçok alim bunu bir konudan bir konuya geçerken kullanıldığını söylüyor. İntikal için. Yani hamd ettik, aleyhissalatü vesselama salat ettik. Bundan sonra diye ne yapıyor? Yeni bir cümleye başlanıyor. Emma ba'd. Bundan sonra. Diyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye, fehâzâ fehâzâ fehâzâ. Ne demek hâzâ? Bu. Yani ne işaret ediyor? Yani kitabı işaret ediyor. Bu kitap. Yani bu kitapta olan Ehl-i Sünnet'in inancı. Bu kitapta olan, bu kitapta zikredilen, bu kitapta senin için yazılan nar nedir? İtikadu fırkatin naciyetil mansura. Fırkayı naciyenin mansura. Allah tarafından desteklenilen, Allah tarafından yardıma mazhar olan fırkayı naciyenin neydir diyor? İtikadıdır, akidesidir. Şimdi alimler diyor ki bunun şerhinde, şimdi Şeyhülislam'ın Teymiye daha kitabın neresinde arkadaşlar? Başında. Nasıl olur da daha henüz yazmamış olduğu şeye işaret eder? Çünkü biz biliyoruz ki insan var olan, mevcut olan bir şeye ne yapar? İşaret eder. Bu dediğin zaman nedir bu? Yani sözüken var olan bir şey. Nasıl olur da Şeyhülislam İbn-i Teymiye burada olmayan bir şeye işaret etmiştir? Veyahut da şöyle soralım. Bundaki sır nedir? Alimler şöyle çıkıyor. Genellikle eskiden alimler kitap telif ederken önce kitabı yazıyorlar. Sonra neyi yazıyorlar? Mukaddimeyi yazıyorlar. Eskiden alimler ne yaparlarmış? Kitabı yazarlar. Sonra kitabı yazdıktan sonra ne yaparlar? Mukaddimeyi yazarlar. Eğer Şeyhülislam İbn-i Teymiye şayet böyle yaptıysa, yani önce kitabı yazdıysa ve bitirdiyse, sonra kitabın başına mukaddimeyi yazdıysa, işaret ettiği şey zaten nedir? Var olan bir şey. İkinci bir vecih, o da Şeyhülislam İbn-i Teymiye kitabı henüz yazmamış, evet. Ancak işaret ettiği şey burada ne? Kafasında topladığı ezberinde olan şey, bilgiler. Yazmaya başladığı, yazmayı kastedeceği, yazmaya başlayacağı, kafasında derleyip toparladığı ne? Hazır olan bilgiler. Bu şekilde ne yapıyoruz? Anlıyoruz ki burada işaret ettiği şey ya kafasında toparladı, zihninde bir araya getirdiği o bilgiler ve ona işaret ediyor. Yani şu anda ne yapacağım? Bunları yazacağım. Ya da zaten kitabı yazmış, yazdıktan sonra mukaddime yapmış, ele almış. İtikad nedir arkadaşlar? İtikad, itikadın sözlük manası akadeden gelmektedir. Kelime olarak i'takade, ya'takidu, itikad Arapçada. Akade, akt etmek yani bir şeyi bağlamak. Arapçada ipi bağlamaya akade deniyor. Bir ipi bağladığın zaman ne oluyor? Akade. Terim, onun için terim manasını, terim ıstılahi manasına geçmeden önce
bu akt etme, bağlama işini bizler güncel hayatımızda ne yapıyoruz zaten? Kullanıyoruz. Mesela ne diyoruz? Akit diyoruz. Satış akti. Sözleşmesi. Nikah akti. Bunlar nedir? Yani muhkem olan, sağlam olan, yani ip gibi bağlanmış olan neler? Anlaşmalar. Ondan dolayı biz bu anlaşmalara ne demişiz? Arapça ne denmiş? Akit denmiş. İş akti, sözleşme yani. İş sözleşmesi. Terim olarak kalbin ve insanın gönlünün, vicdanının tereddütsüz bir şekilde Allah'tan ve Resulünden gelen her şeye ne yapması? İman etmesi. Onu ipin bağlandığı gibi sımsıkı kalbine düğümlemesi, onunla iman etmesi, ona inanması. Kalbin ve vicdanın, gönlün hiç tereddüt etmeden Allah'tan ve Resulünden gelen her şeye ne yapması? Bağlanması, iman etmesi. Diyor ki müellif rahimahullah, bu itikadul firkatin naciye. Firka. Nedir firka arkadaşlar? Firka. Topluluk. Firka topluluktur. Firka. Eğer firka deseydik ayrılık, iftirak. Ama firka nedir? Arapça bir topluluk. Bu bir topluluğun itikadı, inancı. Allah ve Resulünden gelenlere kalpleriyle ve vicdanlarıyla, gönülleriyle sımsıkı bağlandıkları inanıştır diyor bu kitapta gelecek olanlar. Bu topluluk nasıl bir topluluktur? El firka en naciye. Ne demek firka-i naciye? Kurtuluşa ermiş fırka. Kimdir o kurtuluşa ermiş fırkalar? Ehl-i sünnet vel cemaat. Ki yazar biraz sonra zikredecek zaten. Peki ehl-i sünnet vel cemaat niçin fırka-i naciye ismiyle isimlenmiştir arkadaşlar? Bu ismi nereden almıştır? Çünkü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki İftarakatil Yahudu 71 fırka. Yahudiler 71 fırka ayrılmıştır. Ve İftarakatil Nasara 72 fırka. Yahudiler ve Nasara, Nasraniler ise kaç ayrılmıştır? 72. Ümmetim kaç ayrılmıştır diyor? 73 fırka. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılmıştır. Kulluha finnar illa vahide. Bu 73 tanesinin biri hariç hepsi ateştedir. Biri hariç 72'si hariç biri kurtulacaktır manasında. 72'si ateşte biri kurtulacak. Kimdir onlar diye soruluyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kimdir onlar? Aleyhissalatü vesselam bir rivayette diyor ki humul cema'a. Onlar kimlerdir? Cemaat olanlar. Yani ayrılığa düşmeyenler. Doğru üzerinde birleşenler. Bir rivayette benim ve ashabımın yaşamış olduğu din üzere yaşayan yolunda gidenler. Yani o kurtuluşa erenler kim olacak arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve ashabının yolunda gidecek olanlar. Yani 72'nin dışında olup ateşe girmeyip kurtulanlar. Necata erişenler, necata ulaşanlar. Yani fırkayı naciye. Yoksa naciye, yani fırkayı naciye kelimesi, kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de ya da hadiste böyle bir kelime yok. Ancak bu hadisten dolayı ilim ehli ehli sünneti anlatırken, ehli sünnetin isimlerini açıklarken bu ismi de ne yapmışlar? Bu hadisten dolayı istinbat edip çıkarmışlar. O zaman ehli sünnet nedir? Fırkayı naciyedir. Neyden kurtulmuştur? Neyden necate ermiştir? Öbür tarafta ateşe girmekten. Diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiyye فَهَذَا اِعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَ الْمَنْصُورَ. Mansura yani yardıma mazhar olan. Nerede yardıma mazhar olan arkadaşlar? Dünyada. Çünkü naciye dedik, nerede kurtulanlar? Ateşten kurtulanlar ahirette. Mansura'da yani yardıma mazhar olanlar nerede? Dünyada. Peki ehli sünnet vel cemaat fırkayı naciye ismini dediğimiz gibi bilinen hadisten aldı. Peki Mansura vasfını nereden aldı? Şu hadisten dolayı. La tezalu taifatun min ummeti zahirina alal hak la yedurruhum men khazalahum ila kıyamis sa'a. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ümmetinden az bir topluluk hak üzerine olacaklar. Hak üzerinde olmaya devam edecekler. Onları yarı yolda bırakan,
onlara muhalefet edenlerin onlara bir zararı dokunmayacak ve bu durum ne zamana kadar devam edecek? Kıyamete kadar. Yani ümmetimden bir az bir topluluk hak üzere yardıma mazhar olacaklar. Zahirine alen hak. Hak üzere ne yapacaklar? Mazhar olacaklar. Yardıma mazhar olacaklar. Ne zamana kadar? Kıyamet saatine kadar. O halde Ehl-i Sünnet'in Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin kitapta zikrettiği gibi bir ismi de Fırka-i Naciye'dir. İlk akla gelen bu Fırka-i Naciye'den ateşten kurtulanlar demek. Aynı zamanda neyden kurtulanlar? Neyden uzak olanlar? Dünyada bidatlerden, dünyada günahlardan, şirkten uzak olan topluluk demek. El-Mansura ne demek? El-Mansura yardıma mazhar olan, Allah Teala'nın teyit ettiği, yardım ettiği o az topluluk. Bunu nereden alıyor Ehl-i Sünnet bu ismi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinden: ümmetimden az bir topluluk kıyamet saati gelinceye kadar yardıma mazhar olacak, hak üzerinde olmaya devam edecekler ve onları yolda bırakan ve onlara muhalefet edenlerin bir zararı onlara dokunmayacak. O zaman Ehl-i Sünnet'in yeryüzünde bir vasfı var. Onlar kimlerdir? Fırka-i Naciye. Yani sahabenin, peygamberin ve sahabenin yolunda gidenler. Onlar dünyada idaklerden, şirkten uzak duran insanlar. Onlar dünyada ve ahirette yardıma sürekli mazhar olan insanlardır. Ehl-i Sünnet neyle yardıma mazhar oluyor? Neyle yardım? Allah onlara neyle yardım eder? Diyor ki ilim ehli, ilk olarak bil hucce. Ne demek hucce? Delillerle, burhanlarla Allah onlara ne yapmıştır? Yardım ve teyit ve destek vermiştir. Ehl-i Sünnet hiçbir zaman diğer fırkaların, diğer grupların olduğu gibi gözü kör, bilmediği bir şeyin ardından gitmez. İman ettiği, itikad ettiği, inandığı her şey delilidir. Hücceti vardır, burhanı vardır. Neden dolayı? Çünkü Allah onlara vaat etmiştir. Hak üzerine ne olacak bu insanlar? Desteklenecek. Neyle desteklenecek? Bir, delillerle, hüccetlerle desteklenecek. Ve zaten bu böyle. Daha sonra bil lisan. Neyle? Dil ile. Allah Teala onların dillerine ne yapacak? Fesahat verecek. Güzel konuşma verecek. Delil olarak, hüccet olarak indirmiş oldukları şeyleri insanlara ne yapacaklar? Aktaracaklar. Başka neyle Allah Teala onlara destek verir? Bir sinan. Ne demek sinan? Kılıç demek. Yani cihadi güçle Allah Teala onlara imani gücün yanında bedensel güçle ne yapar? Destek verir. Onlardan bir kişi yüze, yüz kişi bine bedeldir. Sonra diyor ki yazar, ila kıyamis sa'a. İşte diyor, bu kitapta yazdıklarım mansur olan, fırkayı naciye olan, Ehl-i Sünnet'in kıyamete kadar yaşayacak olan Ehl-i Sünnet'in inancıdır. Kıyamete kadar yaşayacak olan mansur ve fırkayı naciyenin itikadıdır. Burada yazılanlar. Şimdi bizler biliyoruz ki kıyamet koptuğu zaman yeryüzünde Allah Allah diyen ne yapmayacak? Kalmayacak. Kıyamet insanların en şerlileri üzerine kopacak. Peki burada biz bu müellifin, yazarın kıyamet gününe dek yaşayacak olan mansur, yani yardıma mazhar olmuş ve fırka-i naciye olanların itikadıdır demesini nasıl anlayacağız? Yani bizler bunların hem naci, yani ateşten kurtulanlar olduğunu söylüyoruz, hem yardıma mazhar olduğunu söylüyoruz, hem de kıyamete kadar yaşayacaklarını söylüyoruz. Bizler biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki kıyamet yeryüzündeki insanların en şerlilerinin üzerine kopacak. La ilahe illallah diyen insan kalmayınca dek kıyamet kopmayacak. Ancak ondan sonra kıyamet kopacak. Buradaki kıyam-ı sahneyi anlıyoruz. Diyor ki ilim ehli, iki türlü anlayabiliriz. İnsanın kıyametinin kopması neyle olur? Ölümüyle olur. Yani onlardan her birinin ölümüyle. Yani onların en sonuncusu öldüğü zaman ne yapmış olacak zaten? Onlara göre kıyamet kopmuş olacak kendilerine göre. Ya bunu kastediyor olabilir diyor Şeyhülislam İbn Teymiye. Ya da kastettiği ikinci bir şey, kurbi kıyamissa. Yani kıyamet kopmasına yakın. Yani kıyamet kopmasına yakın bir zamana kadar yeryüzünde kalacak olan, yardıma mazhar olacak olan fırkayı naciyenin itikadıdır diyor. Buradaki zikredeceklerim. Şeyhülislam İbn Teymiye. Tamam arkadaşlar. Zaten hemen peşinden diyor ki kimdir onlar? Ehli sünneti vel cema'a. Bu itikat sahipleri kimlerdir? Ehli sünneti vel cema'a. Nedir buradaki sünnet arkadaşlar? Sünnet. Hangi sünnet?
Yani din, peygamberden gelen din. Yoksa sadece bizim bildiğimiz namazın sünnetleri gibi ibadetlerle alakalı sünnet değil. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din, bunun en başında ne geliyor arkadaşlar? Tevhid, akide, itikat. Nerede anlıyoruz? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men ya'iş minkum, sizden kim yaşarsa fetera ihtilafen kesira, sahabeler diyor ki sizden kim çok yaşarsa ne görecek? İhtilaf, ayrılık, anlaşmazlık görecek. O halde ne yapın buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam? Aleykum bi sünneti, benim sünnetime sarılın. Yani neyime sarılın? Benim getirmiş olduğum, yaşamış olduğum din, itikadı ve ondan sonra gelen tüm şeylere sarılın. Yani sünnet sadece böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetlerle yapmış olduğu sınırlı şey, onun sözleri, fiilleri değil. Daha geniş manada getirmiş olduğu dinin tümü. Yani ehli sünnet peygamberin getirmiş olduğu, başta itikat olmak üzere onun için tüm ibadetleri ne yaparlar? Tutunurlar. Yani sünnete tutunurlar. Ve cemaa nedir cemaa? Peygamberin getirmiş olduğu din etrafında toplanırlar. Ayrılığa düşmezler. Yani ehli sünnetin iki özelliği budur. Bir, peygamberin getirdiği din etrafında, din etrafında dine tutunmak ve onun etrafında toplanmak, birleşmek. Yani ayrılığa düşmemek. Ehli sünnetin en büyük özelliklerinden bir tanesi de budur. Sahabe hiçbir zaman ne yapmamış? Din konusunda, akide konusunda, tevhid konusunda ayrılığa düşmemiş, tefrikaya düşmemiş. Aynı şekilde ehl-i sünnet imamlar, ehl-i sünnet alimleri de hiçbir zaman tefrikaya, ayrılığa düşmemiş. O sünnetin etrafında toplanmışlardır. İşte yazar da diyor ki فَهَذَا اِعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ اَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاءِ. Burada yazacaklarım veya burada yazdıklarım, ey okuyucu, burada okuyacak olduğun akide, itikat, kıyamete kadar yaşayacak olan, yardıma mazhar olacak olan ehl-i sünnet ve cema'a, fırka-i naciyenin itikadıdır. Yani önce böyle bir giriş yapıyor. Yani bu benim kafamdan yazdığım, Kur'an-ı Kerim'den kendi aklıma göre, kendi anladığım fehme göre, kendi anlayışıma göre çıkardığım bir itikat demiyor. Çünkü böyle olan itikat, dayanan insanın kendi aklı olan, kendi fehmi olan itikat nedir? Batıldır. Doğru olan, inanılması gereken, peşinde gidilmesi gereken itikatla inanır. Fırka-i Naciye. Yani peygamberin ve sahabelerinin yaşamış olduğu din üzerine giden, o 72'nin dışında olup ateşe değil de cenneti hak eden insanların itikadı doğrudur. Diyor ki, açıklıyor şimdi. Nedir bu? وَهُوَ الْاِيمَانُ بِاللّٰهِ. Nedir o arkadaşlar? Allah'a imandır. Allah'a iman nedir? Onun varlığına iman etmek, rububiyetine iman etmek, uluhiyetine iman etmek, isim ve sıfatlarına iman etmek. Bunu zaten dersimizin başında ne yaptık? Anlattık. Diyor ki el-i'manu billahi ve melaiketihi. Aynı şekilde kimlere iman etmek? Allah'ın göndermiş olduğu meleklerine iman etmek. Allah'ın meleklerine iman iki türlüdür arkadaşlar. Bir, icmali, genel iman. Nedir o genel iman? Allah Teala'nın yarattığı bir mahlukattır. Allah onları nurdan yaratmıştır. Onlar Allah'a isyan etmezler. Kendilerine emrolunanı ne yaparlar? Yaparlar. Allah'ın elçilerine, peygamberlerine gönderdiği risalete ne yaparlar? Tebliğ ederler, getirirler. Buna ne diyoruz arkadaşlar? İcmali iman. İcmali iman. Yani genel. Ayrıntıya girmeden yapılan iman. Bir kişi buna inanırsa, buna iman ederse ne yapmış olur? Meleklere iman etmiş olur. Daha sonra geliyoruz tafsili imana. Nedir tafsili iman? Meleklere tafsili iman. Allah Teala'nın isimlendirdiklerine, onlardan isimlendirdiğini, bize isim olarak tanıttıklarını, isimlerine ne yapmak? Kabul etmek, iman etmek. Cebrail ne yapmak? Allah Teala'nın vahyi için görevlendirdiği melek olduğunu kabul etmek. Mikail, Allah Teala'nın yağmurla ve nebatatla, doğayla görevlendirdiği melek olduğunu ne yapmak? Kabul etmek. İsrafil, sura üflemekle görevlendirdiği, emrolunmuş melek olduğunu ne yapmak? Kabul etmek. Peki ölümle görevlendirilmiş meleğin adı nedir? Ölüm meleği. Ölüm meleği. Peki Azrail nedir? Bidat.
Yani bidat demiyoruz buna da. Yani biz tabi burada yani terminoloji olarak Azrail ismi sahih rivayetlerde gelmemiştir. İsrailiyat'ta gelmiştir. İsrailiyat'ta gelmiştir. Allah-u Teala peygamberimiz onu ne olarak isimlendirmiş? Melekul Mevut. Ölüm meleği. Ondan sonra görevlerine iman edeceğiz dediğimiz gibi. Mesela yeryüzünde dolaşan, gezen, ilim meclislerine hazır olan neler var? Melekler var. Bunlara iman edeceğiz. Yeryüzünde gezen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirildiği zaman o salatı alıp Peygamberimize ulaştıran melekler var. Kiramen Katibin yazıcı melekler var. Biliyorsunuz. Ondan sonra neler var? Münker ve Nekir melekler var. Namaza durduğu zaman, insanın namaza durduğu zaman hazır olan, oraya cemaate gelen melekler var. Cehennemin Hazin veya Malik. Ne diyor cehenneme gelenler? Ya Maliku, ey Malik, Rabbine dua et de bizden biraz ne yapsın? Ateşi azaltsın. Ne diye hitap ediyor o meleğe? Ya Malik. Tamam. Başka yerler mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yeryüzünde yeryüzünün tüm dört parmak büyüklüğünde olan herhangi bir yerinde yeryüzünün semanın diyor ki gökyüzünde dört parmak kadar bir yer olmasın ki ve orada Allah'a secde eden melek bulunmasın. Yani yeryüzünde dört parmak kadar bir mesafe bir yer bulunmasın ki ve orada Allah'a secde eden melek bulunmasın. Sonra ne var? Beytül Ma'mur diye bilinen yukarıda olan bir yerde her gün 70 bin oraya 70 bin tane girip çıktıktan sonra kıyamete kadar bir daha kendilerine sıra gelmeyen ne var? Melekler var. Her gün 70 bin melek giriyor ve kıyamete kadar o 70 bin tane meleğe bir daha sıra gelmiyor. İşte bunların arşı taşıyan, tamam mı? Arşın etrafında bulunan melekler var. Tüm bunlara ne yapacağız? İman edeceğiz. Bir insan tafsiri olmayıp icmali olarak, genel olarak ayrıntıya girmeden meleklere Allah işte evet göndermiştir. Bunlar nurdan yaratılmıştır. Bunlar Allah'a isyan etmezler. Bunlar Allah'ın emrettiklerini yerine getirirler. Allah'ın peygamberlerle arasındaki elçilerdir diye bir kişi bunlara iman ederse melekler iman etmiş olur. Daha sonra biz bir adama gidip dese ki sen Cebrail'e inanıyor musun? Dese ki hayır böyle bir şey yok dese. Bunu inkar etmesiyle bu adam direkt kafir olmaz. Ancak ne yapılır? Ona öğretilir. Bak işte Allah-u Teala ne yapmıştır? Cebrail'den bahsetmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberden melek olarak göndermiştir diyerek anlatılır. Ondan sonra artık daha ısrar ediyorsa bunu inkar edilir. O zaman kafir olur. Ama ilk başta insandan, avamdan istenilen şey nedir? İcmali iman. Genel iman. Sonra diyor ki ve kutubihi Allah'ın kitaplarına iman. Yine Allah'ın kitaplarına iman da meleklerine iman gibi nedir? İcmali ve tafsili. Bizler iman ederiz ki Allah Teala peygamberleri göndermiş ve o peygamberlerle ne yapmış? Kitaplar indirmiştir. Bu nedir? İcmali imandır. Hatta Allah Teala buyuruyor ki her peygamberle bir kitap ne olmuştur? İnmiştir. Bunun delili ne? Diyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ Allah Teala diyor ki bizler rasullerimizi, elçilerimizi nelerle gönderdik? Apaçık delillerle gönderdik. وَاَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابِ Onlarla ne yaptık? Kitaplar indirdik. Bizler de buna binaen inanıyoruz ki Allah Teala göndermiş olduğu rasullerle ne yapar? Kitaplar indirir. Bu ne diyoruz? İcmali iman. Sonra geliyoruz neye? Tafsili iman. Tafsili iman nasıl olacak? Allah Teala'nın bize bahsettiği, adlarını verdiği, hangi peygambere indirdiği, indirmiş olduğu kitaplara ne yapacağız biz? İman edeceğiz. Allah Teala bize diyor ki her peygamberle ben ne yaptım? Kitap indirdim. Ama bize Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu 25 peygambere hangi kitabı indirdiğini bahsediyor mu? Hayır. Bize sadece neden bahsediyor? Musa'ya Tevrat'ı, İsa'ya İncil'i, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'i, Davud'a Zebur'u. Onun dışında neler var? Musa'ya ve İbrahim'e neler var? Sahifeler. Ona da ne indiriyor? Sahifeler indiriyor. O zaman tafsili olarak da ne yapıyoruz? Allah-u Teala Musa'ya Tevrat'ı, İsa Aleyhisselam'a İncil'i,
Davud Aleyhisselam'a Zebur'u, Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an'ı indirmiş. Musa ve İbrahim'e de ne yapmış? Tevrat'ın dışında Musa'ya sahifeler indirmiş. Ne yapıyoruz? Buna da tafsili olarak iman ediyoruz. Sonra diyor ki Salih Rahimahullah ve Rusulihi, Allah'ın Resullerine iman edeceğiz. Söndermiş olduğu elçilere iman edeceğiz. Resullerin sayısı belli midir? Belli değil. Neden biliyoruz? Diyor ki Allah Teala Rusulen kad kasasna aleyke min kabl, peygamberler, Resullerden sana anlatmış olduğumuz, kıssalarından bahsettiğimiz olduğumuz Resuller ve lem naksusum aleyk ve Rusulen lem naksusum aleyk, ve sana anlatmadığımız, sana kıssalarını anlatmadığımız peygamberler. Onun için peygamberler bir sayıyla sınırlı değildir. Ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize zikrettiği sayı kaçtır? 25 tane Resul vardır. Bizler Allah'ın göndermiş olduğu Resullere inanacağız. Resullerin ilki kimdir arkadaşlar? Resullerin ilki diyorum. Nuh Aleyhisselam. Resullerin ilki Nuh. Resullerin sonuncusu kimdir? Peygamber Aleyhisselam. Peki Adem Aleyhisselam kimdir? Nedir? Nebidir. Peki Resul ile Nebi arasındaki fark nedir? Resul, Resul kendisine yeni bir din gelip bunu kendine ters olan, kendine muhalif olan insanlara aktarılması emredildiği kavim. Yani kendine karşı çıkan bir toplulukta kendisine yeni bir şeriat, yeni bir din indirilmiş kişileri ne diyoruz? Resul. Yani kendine muhalif olan topluluklar içinde yeni bir din indirilmiş kimselere Resul diyoruz. Kendisine yeni bir din indirilmeyip kendinden önce gelmiş olan Resul'ün diniyle kendisine muhalefet etmeyen, bilakis kendisine katılan insanlara davet yapması emrolmuş kişilere ne diyoruz? Nebi, Nebi diyoruz. Açık fark, ikisi arasındaki fark bu. Bazıları şu farkı da zikrediyor. Resul diyor, kendisine yeni bir din gelip tebliğ etmekle emrolunduğu. Nebi ise kendisine kendinden önceki peygamber, kendisine bir din, yani kendisinden önceki Resul'ün dini emredilip, dini gönderilip tebliğ etmekle emrolunmadığı diyorlar. Bu çok doğru bir tarif değil. Çünkü bırakın peygamberi, Nebi'yi tebliğ etmekle emrolunmayı, bizlerden bir kul bile, bizlerden bir Müslüman bile tebliğ etmekle nedir? Yükümlüdür, mükelleftir, sorumludur. O yüzden doğru olan tarif, Resul kendisine inanan veya kendisini kabul eden, kendisine muhalefet etmeyen insanlara yeni bir dinle gönderilen. Nebi ise Resul kendisine ters düşen, muhalefet eden, kendisine aykırı davranan insanlar arasında yeni bir din gelmiş kişi. Nebi ise kendisine beraber yanında olan, muvaffakat eden insanlara ne yapan? İnsanlar içinde bir önceki Resul'ün gönderildiği din indirilen, gönderilen kişilere ne diyoruz biz? Nebi diyoruz. O zaman böyle dersek bu tarife göre her Resul bir nedir? Nebidir. Her Resul bir Nebidir. Ama her Nebi bir Resul değildir. Adem Aleyhisselam Nebi dedik. Tamam. Ona nedir? Ona bir din geliyor. Tamam, Allah Teala ona yani tevhidi, yaratılış gayesi olan, insanların kendisine ibadet etmesi gereken o tevhidi emrediyor. Ancak geldiği insanlar ne? Kendi ve onun yanında olan insanlar. Peki bizler Adem Aleyhisselam'ın Nebi olduğunu nasıl anlıyoruz? Deliller ne? Bunun en açık delili hadis-i şerifte. Efendim? Kim? Zaten ondan önce bir insanlık yok. İnsanlık tarihi onunla başladığı için ona sadece insanlığın fıtratına uygun olan tevhidi de yapması emrediliyor. Emrediliyor. Etrafındaki insanlar ona zaten onaylayan insanlar. Kıyamet günü insanlar biliyorsunuz sefaat için ne yapacaklar? Koşturacaklar. Peygamber Aleyhisselam ne diyor? İnsanlar ilk diyor Resulların ilki olan kime gidecek diyor? Nuh Aleyhisselam'a gidiyor. Yani bizler o zaman anlıyoruz ki Resulların ilki kimdir? Nuh'tur. Peygamberlerin ilki kimdir? Adem Aleyhisselam'dır. Anladık mı arkadaşlar? Resul en meşhur olan,
ve bizim tercih ettiğimiz tarife göre kendisine muhalefet eden toplulukta yaşayıp ini bir din gelmiş olan kimse. Nebi ise kendisine muhalefet etmeyen, kendisini onaylayan ve kendinden önceki peygambere gönderilmiş dinle emrolunan kişi. Peygamber. Ondan dolayı mesela İsrailoğullarında ne var? Birçok nebi var. Musa'ya gelen din ne olmuş? Hep kendilerine emrolunmuş. Uyarılmış. Tamam. Resullerle bu şekilde iman ediyoruz. Resullerin en faziletli olanı, Allah katında en değerli olan, üstün olan kimdir arkadaşlar? Ulul azmdır. Ulul azm dediğimiz 5 peygamber. Kimdir onlar? 5 Resul. Kimdir onlar? Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Musa ve Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bunlar arasında en eftar olan kimdir? Peygamber aleyhisselatü vesselam. Sonra diyor ki vel ba'si ba'del mevt. Daha sonra ne iman etmek? Ba's, diriliş demek. Gönderilme. Öldükten sonra yeniden gönderilme iman etmek. Ba'del mevt. Neyden sonra? Öldükten sonra dirilişe iman edeceğiz. Allah Teala kıyamet günü ne yapacak? Hepimizi diriltecek. Teraziler kurulacak. Sırat köprüsü kurulacak. İnsanların amelleri tartılacak. Oradan sırattan geçecekler. Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gidecek. Buna ne yapacağız? İman edeceğiz. Bu nedir? İtikattandır, imandandır. Sonra diyor ki vel imani bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Şerriyle ve hayrıyla kadere inanacağız. Ne demek kadere iman etmek? Yani Allah Teala'nın ezelden kulların yapacağı tüm fiillerini yapması, bilmesi. Onu bildikten sonra yazması, yazdıktan sonra dilemesi ve diledikten sonra da yaratması. Biz buna evet, Allah ezelden beri ne yapıyor? Kulların her şeyini biliyor. Bu bildiğini ne yaptı? Levh-i Mahfuz'a yazdı. Yazdıklarını dilediği ve dilediğini ne yaptı? Dileyerek ne yaptı? Yarattı. Tamam arkadaşlar. Allah-u Teala'nın fiillerinin tümü nedir? Hayırdır. Onların Allah-u Teala'nın fiilleri arasında hiçbir şer yoktur. Şer gibi gözüken, kötü gibi gözüken şeyler Allah'ın fiillerinde değil, nededir? Kullar tarafından gözüken taraftadır. Yani Allah tarafından Allah'ın fiillerinin hiçbirinde ne yoktur? Şer yoktur. Şimdi derseniz ki mesela içki, adam öldürmek, zina etmek. Bunlar ne gibi gözüküyor? Şer. Ama kime göre şer bunlar? Size göre. Ama bunların ardında Allah'ın bir bildiği ne var? Hayır var. Dilediği bir hayır var. Takdir ettiği bir hayır var. Mesela zina eden bir bekar kişiyi düşünün. Bu adamın cezası İslam'a göre ne arkadaşlar? 100 kere değnek ve 1 sene sürgün. Şimdi bu o adama göre ne gibi gözüküyor arkadaşlar? Şer. Ama o adamın o toplumdan uzaklaşması, bu verilen bu cezanın o toplum için bir caydırıcı ceza olması, buna benzer birçok şeylerden dolayı bu Allah için nedir aslında? Allah'ın fiili olarak bir hayırdır. Şer burada kime göredir arkadaşlar? Kişiye göredir. Yapana göredir. Ondan dolayı Allah Aleyhisselatü Vesselam duasına dua ederken gece kalktığında ne diyor? Leyse şerru ileyk. Şer sana değildir. Sana ait değildir. Sen şerri ne yapmasın? Senin fiillerinde, takdirinde, kaderinde şer kötü yoktur. Dilediğin her şeyin nedir? Hayırdır, güzeldir, iyidir. Ancak şer gibi bizim gözüken şey nedir? Kime nispeten, kime orantı olarak, kime tarafından şerdir? Bizim tarafımızdan şerdir. Yoksa Allah tarafından tüm fiiller nedir Allah'ın? Hayırdır, iyidir. Diyor ki ondan sonra ki ona geçmeden önce burada imanın 6 ruknu dediğimiz 6 şartını sayıyor müellif burada. Ki bunun delili Kur'an-ı Kerim'de de var ve en meşhur hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail geldiğinde dizinin dibine oturup ellerini onun dizinin dibine koyup ey Muhammed bana haber ver İslam nedir? Sonra ey Muhammed bana haber ver iman nedir? Ey Muhammed bana haber ver İslam nedir diye sorup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan sonra bunu kendisine söyleyip daha sonradan kalkıp gittiği meşhur kıssada bu imanın 6 şartı ne yapılmıştır?
zikredilmiştir. İşte bu da imanın altı şartı. Yani Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, rasullere iman, öldükten sonra dirilmeye iman ve hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, kaderin hayırına ve şerrine inanmak. Burada niye meleklerle başlıyor Allah? Allah'a iman diyoruz, sonra meleklere iman diyoruz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte, Cebrail'in hadisinde Allah'a iman, meleklere iman diyor. Niye melekler önce zikrediyor? Çünkü sıralama derken önce Allah vahyi kimler aracılığıyla indiriyor? Melekler. Neyi indiriyor melekler? Kitabı indiriyor. Kime indiriyor? Peygamberlere indiriyor. Bu sıralamadan dolayı ne indiriyor? Kitap indiriyor ve kime indiriyor? Peygamberlere indiriyor. Sonra insanlar yeryüzüne bu gönderilen peygamberlere gönderilen kitaplara ve peygamberlere iman ettikten sonra ne oluyorlar? Yaşıyorlar, ölüyorlar. Öldükten sonra da diriyorlar ve bunların hepsi tümü neyle oluyor? Allah-u Teala'nın yazmış olduğu, bilmiş olduğu kaderiyle oluyor. Diyor ki فَمِنَ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ Allah'a iman edilmesi gereken nereden bir tanesi de Allah'a itikad edilmesi, iman edilmesi gerekenlerden bir tanesi de nedir? El-i'manu bima vasafa bihi nefsehu fi kitabihil aziz. Allah'a iman edilmesi gereken konulardan bir tanesi de Allah'ı kendisini aziz olan kitabında vasfettiklerine iman etmektir. El-i'man bima vasafa bihi. Kendisini vasfettiği. Nefsehu, kendisini vasfettiği. Nerede? Fi kitabil aziz. Aziz olan kitabında, yani Kur'an-ı Kerim'de kendisini vasfettiği sıfatlarla ne yapmak? Sıfatlara iman etmek de nedir? Allah'a imandandır. Ve bima vasafehu bihi Resuluhu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve elçisi, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasfettiği sıfatlarla ve kendisini Kur'an-ı Kerim'de vasfettiği sıfatlarla ne yapmak? İman etmek Allah'a imandandır. Dikkat ederseniz burada isimleri zikretmemiş. İsimleri söylememiş. Yani dememiş Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberinin sünnetinde kendini isimlendirdiği isimlerle ve sıfatlara dememiş de sadece sıfatları zikretmiş Şeyhülislam'ın teyze. Neden arkadaşlar? Sebebi ne? Çünkü her sıfat bir ismi ne yapar? Gösterir. İsimden türer. Mesela desek ki Semih, ne demek Semih? İşiten. İşiten kişinin ne sıfatı vardır? İşitme sıfatı, duyu sıfatı vardır. O yüzden zaten sıfat olduğu zaman ne olması gerek zaten? İsim olması gerek. Bu yüzden sıfat dediği zaman önceden min babil evla ne oluyor? İsim de geliyor. Veya şöyle diyebiliriz. Tarih boyunca zaten Allah'ın isimleri hakkında çok bir ihtilaf ne olmamıştır? Olmamıştır. Yaşanmamıştır. Asıl problem nerede çıkmıştır? İbadet. Sıfatlarda çıkmıştır. Çünkü ibadetleri geçtik. Biz şu anda isim sıfatlarla ilgili konuşuyoruz. O sorun bir kenara bıraktık. Rafa koyduk onu. Şu anda isim sıfatlarla ilgili konuşurken, Allah'ın isim ve sıfatlarına iman etmekle alakalı konuşurken diyoruz ki asıl sorun nerede yaşanmıştır? Allah'ın sıfatlarında. İnkar edilenlerin çoğu ne olmuştur? Allah'ın sıfatlar olmuştur. Onun için de müellif burada yazar Şeyhülislam İbn Teymiye neye değiniyor arkadaşlar? Sıfatlara değiniyor. Diyor ki işte bu zikretmiş olduğumuz Allah'a iman, meleklere iman, Allah'a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ölümden sonra dirilmeye, kadere imandan bir tanesi de bunların arasında Allah'a imandan bir tanesi de nedir? Allah'ın Kitab-ül Aziz'inde, Kur'an-ı Kerim'inde kendisi için ve peygamberinin sünnetinde onun için zikretmiş olduğu sıfatlara ne yapmak? İman etmek. Nasıl iman edeceğiz? Diyor ki min gayri tahrif. Ne yapmadan? Tahrif etmeden. Ve la ta'til. Ta'til etmeden. Ve min gayri tekyif. Tekyifsiz. Ve la temsil. Temsil etmeden. Kısaca bu dört ifadeyi şimdi kısaca açıklayacağım ve dersin sona erdireceğim inşallah. Min gayri tahrif yani tahrif Arapçada sözlük manası tagyir. Yani ne yapmak? Değiştirmektir arkadaşlar. Ne yapmak? Değiştirmek. Sözlük manası. Istilahi manası
Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber sünnetinde gelen veya bir lafzı ya da manayı ne yapmak? Değiştirmek. Bir kelimeyi lafız bakımından ya da mana bakımından değiştirmek. Bunların örneklerini açıklayacağız. Yani bir ismi ya da bir sıfatı, konuyla ilgili gelen ayeti ne yapmak veya ayeti veya hadisi, konuyla ilgili gelen nasrı, nasrın lafzını ya da manasını değiştirmeye ne diyoruz arkadaşlar? Tahrif. Birileri Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetleri ya da Peygamber'in sünnetinde gelen hadisleri kendi inanışlarına uymuyor diye ya lafzını değiştiriyorlar, harekeyi değiştiriyorlar ya da başka şey yapıyorlar ya da manasını değiştiriyorlar. Diyor ki buradaki mana bu değil de nedir? Budur diyerek değiştiriyorlar. Yani tamam. İkincisi oluyor. Değil mi? İkisi de var. O da var, o da var. İlkide var. Ama mana olarak değiştirenler de var. Lafız olarak da değiştirenler var. Ama çoğunluk genelde ne oluyor? Mana da oluyor. Bunun tahtilini açıklayacağız inşallah. Ve la tahtil. Nedir tahtil arkadaşlar? Tahtil, iptal etmek. Bir şeyin içini boşaltmak. Bir şeyi iptal etmek. İçini boşaltmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki işte biz topluluklara, kavimlere geliriz. Onların evlerini yerle bir ederiz. Ve diyor ki ve bi'rin muattale. Bi'r kuyu demek. Bi'r muattale. Ve ne yaparız? Kuyuları boşaltırız. İçini boşaltırız. Yani tatil ederiz. Demek yani içi boşalır. Sözlük manası bir şeyin içinin boşalması. Terim manası ne? Allah'ın Allah için ispat edilmesi gereken isim ve sıfatları ne yapmak arkadaşlar? İnkar etmek. Buna biz ne diyoruz? Ta'til diyoruz. Tamam? Ta'til. Allah için ispat edilmesi gereken isim ve sıfatları ne yapmak? İnkar etmek. Bakın buna göre tahrif etmekle iptal etmek arasında bir ne var? Bir benzerlik var. Her tahrif eden nedir? İnkar eder. Ama her inkar eden tahrif etmeye bilir. Her tahrif eden inkar etmiş olur sonuçta. Niye? Çünkü diyor ki mesela diyor ki Allah Musa ile konuşmadı. Yani ayeti tahrif ediyor. Diyor ki ayet şöyle ve kellemallahu Musa teklime. Ayette ne diyor? Allah Musa ile konuştu. Geliyor adam diyor ki kellemallahe diyor. Bu demiyor da orayı değiştiriyor. Kellemallahe diyor. Ne yaptı orada? Tahrif yaptı. Tahrif yaptıktan sonra ne yaptı bu adam? Allah'ın Musa ile konuşmasını inkar etti. O zaman diyoruz ki her muharrif, her tahrif eden, inkar eden olmuştur. Her inkar eden ise tahrif etmeye bilir. Adam belki inkar ediyor. Hiç dokunmuyor bile ayete. Tahrif değiştirmeye gitmiyor. Ne yapıyor? İnkar ediyor. Yok diyor böyle bir şey. İnanmıyorum. Tamam. Ama ehl-i sünnet ne yapmaz? Tahrif etmez, değiştirmez, tahtil etmez. Sonra ne yapmaz? Min gayri tekyif. Tekyif nedir? Bir şeye keyfiyet ispat etmek. Bir şey için keyfiyet, nasıllılık ispat etmek. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarına, Allah'ın sıfatlarına ne yapmak? Bir keyfiyet bitmek. Mesela diyorsun ki Allah nasıl görür? Diyor ki işte gözleri vardır. Senin gördüğün gibi yani gözleri evet Allah'ın vardır ama şöyle var diyor ki mercek vardır. Gözünün akı vardır. Gözünün rengi vardır. Göz kapakları vardır. Kirpikleri vardır gibi ne yapıyor? Bir benzetme. Tabi bu benzetme itibariyle neye benziyor? Bu biraz temsile benziyor. Benzetmeye. Ama keyfiyeti diyorlar ki burada Şeyhülislam İbni Teymiye'nin min gayri tekyif, tekyifsiz inanırlar derken temsilin dışında biraz da şunu da kastediyor. Yani sadece var olan, gözle görülen bir tekyif, keyfiyet, nasıllılık bitmenin dışında kendi hayalinde, kendi kafasında aklına getirmesi kişinin bu sıfatlarla alakalı bir keyfiyet. Yani mesela Allah-u Teala arşın üzerine istiva etmiştir ama evet tamam bir kralın arşına istiva etmiş olduğu gibi istiva etmemiştir. Evet ama düşündüğü zaman kafasına ne getiriyor böyle?
ayrı bir alem böyle büyük gökyüzünde falan böyle değil mi? Bir keyfiyet biçiyor. Buna da ne deniyor? Keyfiyet. Yani Allah'ın sıfatlarını nasıl olarak bir keyfiyet olarak ne yapmaya çalışıyor kişi? Kafasında çalışmaya çalışıyor. Evet bizler iman ediyoruz. Allah'ın isim ve sıfatlarının neyi vardır? Bir keyfiyeti vardır. Yani hiçbir sıfat mevcut olan hiçbir şeyin sıfatı keyfiyetsiz olmaz. Elbette bir keyfiyeti vardır. Ama bizler Allah-u Teala'nın sıfatlarının keyfiyetini ne alamayız? Bilemeyiz. Bu bizler için nedir? Saklıdır. Bizler bu sıfatlara nasıl iman etmek zorundayız? Olduğu gibi keyfiyet biçmeden, tekif etmeden ne yapmalıyız? İman etmeliyiz. Tekif ne dedik? Benzetme. Ama benzetmeden nasıl? Yani hem var olan bir şeye benzetme, hem de var olmayan bir şeye benzetme. İnsan bazen aklına gelebilir. Mesela düşünebiliyor musunuz? Bin parmaklı bir ayak mesela. Düşünebiliyor musunuz? Var. Hemen akla geliyor böyle bir şey. Hemen kafaya oturuyor. Bin parmaklı parmaklar yan yana. Ama böyle bir şey var mı ya? Yok. İşte temsil, şimdi gelecek yani temsil etme. Allah-u Teala bu bunun misli gibidir. Bu sıfatı bunun misli gibidir deme. Biraz daha hususi. Yani var olan bir şeyini yapma. Benzetme. Yani Allah'ın eli gelecek. Allah'ın eli insanın eli gibi beş parmaklıdır. Eklemler vardır, damarlar vardır gibi. Bu var olan bir şeye benzetmeye ne diyoruz arkadaşlar? Temsil. Var olan bir şeye benzetme temsil diyoruz. Tamam? Var olan bir şeye benzetme ne diyoruz? Temsil diyoruz. Peki teşbih nedir? Temsil ile teşbih arasındaki fark nedir arkadaşlar? Teşbih de benzetme. Teşbih de benzetme, temsil de benzetme. Bakın. Temsil de benzetme, teşbih de benzetme. Temsil her yönden benzeme. Diyoruz ki Serhat ismi neydi? Özkan'ın mislidir. Aynı gibidir. Yani, misli gibidir. Arapça dediğimiz zaman ne demek oluyor? O onun aynısı. Yani her yönden. Buna biz ne diyoruz? Temsil. Peki teşbih nedir? Serhat'ın eli Erkan mıydı? Serhat'ın eli Özkan'ın eline benziyor. Serhat çalışkanlık konusunda Özkan'a benziyor. Bu ne oluyor? Teşbih oluyor. Yani teşbihin manası biraz daha dar. Temsil dediğimiz zaman içine ne yapıyor teşbihi de? Kapsıyor. O zaman bizler arkadaşlar Allah-u Teala'nın isimlerine ve sıfatlarına tahrif etmeden, ta'til etmeden, tekyif etmeden ve temsil etmeden ne yaparız? İman ederiz. Aynı zamanda şöyle de söyleyelim. Her muattil yani Allah'ın isimlerini ya da sıfatlarını iptal eden her muattil aynı zamanda nedir arkadaşlar? Mumessil. Yani müşebbihtir. Benzetir. Yani bir insan Allah'ın bir sıfatını ya da bir ismini inkar ettiğinde önce o inkar ettiğini bir şeye benzetir ve ondan sonra ne yapar onu? İnkar eder. Yukarıdaki ne demiştik arkadaşlar biraz önce? Her tahrif eden iptal etmiş olur. Ama her iptal eden tahrif etmeye bilir. Burada da diyoruz ki her iptal eden ne yapmıştır? Benzetmiştir. Yani Allah'ın bir sıfatını mesela el sıfatını kabul etmiyor adam. Niye el sıfatını Allah'ın kabul etmiyor? Çünkü eli ne yaptı önce? Benzetti. Sonra ne yaptı? İnkar etti. Tamam. Önce benzetti. Sonra ne yaptı arkadaşlar? İnkar etti. İnşallah bu söylediklerimizle bu derste yetineceğiz. Konuyla ilgili ki zaten kitabımızın bahsettiği konulu ağırlık olarak bahsettiği konu bu konu. İnşallah bu derslere devam ederseniz, burada söylediklerimizi tekrar ederseniz, notlar alırsanız olayı çok iyi bir şekilde zapt etmiş olur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin gitmiş olduğu yolda yürüme yönünde çaba sarf etmiş olursunuz. Onların gittiği yolu bilmeden nasıl olur da onların gittiği yolda yürüdüğünüzü iddia edebilirsiniz. Bu çok uzak ve çok imkansız bir iddia olur. O yüzden nasıl ben bu derse gelmeden önce hazırlanıyor, tekrar ediyor, bazı şeyleri ezberliyorsam sizler de buraya böyle konferans dinlemeye gelip de arkasını dönüp çıkıp giden insanlar gibi değil de buraya ilim talebesi gibi gelip elinizde kalem defteri hazır tutup notlar alıp onları döndüğünüzde çalışıp
ezberleyip gelmenizi gerekir. Gelmeniz gerekir ki faydan olsun, hasıl olsun, öğrenmiş olalım. Ondan dolayı her dersin başında ne yapacağız arkadaşlar? Genel bir tekrar yapacağız. Tabii bu tekrardaki maksadımız birilerini utandırmak falan değil. Kimse utanmasın. Çünkü dedik ki Allah Teala'nın yeryüzünde gelen neler var? İlim meclislerine dolaşan gelip melekler var. Oradakiler için Allah'tan af dileyen, Allah'ın bunları affettiği melekler var. Buraya insanın gelmesiyle, buradakileri dinlemesiyle, buradakilerle ilim talep etmesiyle hasıl olacağı, elde de çok büyük sevaplar var. Ki öğrendiğimiz şey dinin zirvesi olan, yani dinin en önemli noktalarından birisi olan, ilmin en şereflisi olan akide ilmi, tevhid ilmi, insanın Rabbini tanıdığı, tanıması gereken, tanıması için gerekli olan ilim. Birçok insanın bilmediği, cahil kaldığı, tamam mı? Hatta aksini bildiği konular burada öğreniliyor. O yüzden buna hırslı olalım, azimli olalım. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Ömer. Hadi İslam yap, ondan sonra da şey yapacağız. Emrah hocamız yarın gidiyor inşallah. Telefonunda kontrolü olan diğer arkadaş çevirsin. Konferans sistemiyle. Hocam 11.30 gibi geleceğim dedi. Ha, geleceğim dedi mi? Aha. Kesin mi? Evet. Ha, o zaman yani isteyen olanı görebilir. İstemeyen telefonla görüşebilir. Yani istemeyen derken görmeyi değil. 11.30'a kadar kalmayı istemeyen. Onun için arkadaşlar dediğim gibi şeye hırsızlı olalım. Ezbere. Yani bu akidetli vasıtayı ezberleyebilirsiniz. Niye sadece 2 kişi? 20 kişiden 2 kişi çok az yani. 20'de 2. Serhat zeki adam mesela ezberleyebilir. Çalışacağım inşallah. Çok basit. Çok tamam. Önümüzdeki hafta itibaren Serhat'a... İnşallah. Hayır olur inşallah. Korkut da ezberleyecek. Korkut'un da kapasitesi var bunu ezberlemeye. Mustafa. Sen. Tekay. Kadir.